sofraya oturacağız. Neredesin diyorum. Aç şu telefonu. Allah. Cenk. Kardeşine abilik yapmak ister. Yüzüme bak. Sana diyorum, pislik. Duydunuz kraliçeyi. Asıl sen duydun mu? Sen duydun mu Cenk? Annem bana pislik dedi. Cenk! 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 Şimdi evimden hemen defolup gidiyorsun. Ve giderken eğer canımı sıkacak tek kelime edersen... Sen de ailende pişman ederim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Özellikle bu geceden sonra ben o müştemil altı bile gitmiyorum. Sen kim olduğunu sanıyorsun? Ben kimim biliyor musun? Ben senin oğlunun müstakbel karısı. Nasıl? Benim kızım internette. Nasıl? Sen önce bir söyle bakalım. Senin kızın hemşire mi? Yoksa pavyon kızı mı? İlk gece, ilk gece söyledim ben sana değil mi? Eğer yatağına giriyorsam evleneceğiz diye dedim ben sana değil mi? Ya söylesene, söylesene annene Cenk. Söyle hadi. Sen de biliyorsun evleneceğimizi. Söyle bunu benim sana söylediğimi söyle. İşte bu özgüvene bayılıyorum ben ya. Vallahi bu kız çok iyi anne. Çok iyi. Çok iyi bir kız. Oğlunla ilgili nasıl bir hayal alemine daldın? Ya da ne gibi psikolojik sorunların var? Gerçekten bilmiyorum ama bak damat kaçtı. Sevdin mi çorbayı? Babaannem yaptı. Bak nasıl da iştahın açıldı. Günden güne daha da iyi olacaksın. O hiçbir yere kaçamaz. Onu ben tutamazsam kocanız tutar. Şeriniz Hanım, bilmiyorsunuz galiba. Ama beni buraya kocanız getirdi. Beni seçti. Beni. Üstelik oğlunuzla evlenmem için üstüne bir de para verdi. Ya. Kızına hemşire diyoruz, yeğenimizi emanet ediyoruz. Sonra da internetten pavyon görüntüleri çıkıyor karşıma. Yeğenimi kime emanet ettim ben? Ha? Kime? Hemşireye mi, pavyon kızına mı? Benim kızım gözü gibi bakıyor senin hastana. Şarkı söylemişse ne zararı var senin yeğenine? Bana uydurduğun her şeyi Agah Bey'e de söyleyeceksin. Ama sonrasında bu evden nasıl çıkacağına dair sana en ufak bir garanti verilmiyor. Benim kimseden korkum yok. Ne senden ne de kocandan korkmuyorum ben. Bu da mı danışıklı dövüş Seher Hanım? Küçüğü evlendireyim, büyüğü de şarkıcıya bir hesabında mısın sen? Kaç para veriyorlar pavyondan? Agah! Agah Bey! Çık dışarı! O kadın sana tokat mı atacaktı? Ne bakıyorsun hala oraya? Yürü! Ya anne! Sen niye vuracaktın adama? Ablan nerede? Agah! O kadın sana tokat mı atacaktı? Sen de şenaysın. Dışarı. Çıkmıyor. Bana şu parayla satın aldığın müstakbel gelin hikayesini açıklayana kadar çıkmıyor.
Cenk Bey, buyurun. Sofra şimdi hazır. Ben Agah Beylere haber vereyim hemen. Beyler oturmadan yemeğe başlanır mı? İlaç saati geldi. Aç karnına da alamaz. Kafama göre saati de değiştiremem. Şimdi de tatlısını yedireceğim. Kan şekeri düzelsin diye. Agah Bey geldiğinde onun açıklamasını ben yaparım. Dil değil papuç. Hem annen nerede senin? Bak bütün işleri bana bıraktı. Cemre! Cemre! Anne niye bağırıyorsun? Bunu buraya kim koydu? Gel buraya. Gel buraya. Dedim için tabii ki. Dedim için başka kim için olacaktı ki? Hayır. Ben nasıl düşünemedim? Önce emrivaki misafirlik, sonra zoraki personel olmaları, senden yüz bulmaları, parayla gelin satın almak. Tabii ki Nedim için. Başka kim için olacaktı? Cenk için olacak hali yok ya. Şeniz sorunu sordun, cevabını da aldın. Şimdi aşağı in, sofraya otur, yemeğini ye. Yemek? Evimde ben Agah Karaçay'ın geliniyim diye dolaşan bir şuursuz ve kocama tokat atmaya kalkan bir delirmiş bir kadın varken mi? Daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam hazırlıyorum. Ah Neriman. Büyük kaynana olacaktın. Anca el alemin karnını doyurmak için ayaklarını şişir. Oh. Ya bırak peşimi, ben yapmadım diyorum. Bırak. Bismillah, ne oluyor? Gel buraya. Sen yaptın. Bunu bana sen yaptın. Cerem, cevap ver ablana. Kız ne oluyor Allah aşkına? İftira atıyor babaanne, iftira. Sen yaptın, bunu da yaptın. Hiç utanmadan yine sırtımdan vurdun beni. Bak hala iftira atıyor ya. Söyle hadi, söyle. Yine ben yaptım de. Buraya gelmek için kurduğun tuzağı anlat. Heh. O gün buraya gelmek için vurdun beni. Ya bugün, bugün niye vurdun beni? Üç kuruşluk insanları başımıza musallat ettin. De bu insanlara para teklif ettin. Üstelik bunu benden habersiz, benden gizli yaptın. Sonuç. Kendi evimizde saygısızlığa uğruyoruz. O çocuklarına aile terbiyesi vermemiş kadın sana tokat atmaya kalkacak kadar delirmiş. Hayır, biz burada neyi konuşuyoruz? O insanları kovmak için neyi bekliyorsun? Ben anlamıyorum ki. Bırak babaanne ya, bırak. Ben yapmadım diyorum sana, ben yapmadım. İspatla hadi, ispatla, ispatlayabiliyor musun? Ceren bak, son kez söylüyorum, doğruyu söyle. Doğruyu söyle mi? Kızım bin bir yalanla kandırmış seni, astrolist olmuş, sen hala Cemre'nin tarafındasın anne. Yazık. Çok yazık sana. Hadi be oradan. Ben senin derdini biliyorum kızım. Kendi videonu yüklemişsin internete. Belki popüler olurum, keşfedilirim diye. Gelmişsin burada annemin gözünün önünde bana iftira atıyorsun. Ne oldu Cemre Hanım? Kimse beğenmedi mi bülbül sesini? Unlike mı yedin? Onun arasına mı alıyorsun benden? Onlara bir kere yol verdin. Bak, attığın tek bir geri adımda tepemize çıktılar. Agah, bir saniye daha beklemeden ben artık bu insanları evimde istemiyorum. Baba! Ne oldu? Ne oldu? Ya çocuk ölecek diyorum, anlamıyor musun ya? Bıraksana, söyle şu an onu. Ya bırak! Bırak! Bak şuna ya. Ne kıymetli şoförü varmış hanımefendinin. Fiyat fark olması iyi herhalde. Ya bırak! Düzgün konuş köpek! Düzgün konuş! Rıza, getir. Ya anlamıyor musun? Bak, ya biz arabanın borcunu ödemek için çalışıyor çocuk, anlamıyor musun? Biz derken? Önce biz sizden bahsedelim. Oh!
Al şoförünün başına tak. Hastaneye niye götürmedin? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Ben ne yapmıştım? Ergen, yüklenme seni kıza. Görmüyor musun o halini? Ceren, düzgün konuş. Düzgün konuş mu? Yalan söyleyen bu, sırları olan bu, astrolist olan bu. Ama sürekli azar işiten ben, öyle mi anne? Aptal! Farkında değil misin? Sadece sırrımı değil, hayallerimi paylaştım ben seninle. Kardeşimle, annemle paylaşamadığım hayallerimi paylaştım. Annem benim sesimi hiç duymadı. Annem benim sesimi hiç dinlemedi. Ama sen kardeşimdin. Sen sesimi duydun. Sen sesimi gerçekten duydun sandım. En kötüsü de ne biliyor musun? Sen benim şarkılarımı gerçekten duydun sandım. Abla, ya ben yapmadım diyor. Seher, Neriman, koşun çabuk, koşun. Fazla uzağa götürmek size sürecek. Ne oldu sana? Kerem, Kerem yolumuzu kesti. Adamları dövdü çocuğu, sonra beni üstüne attı. Sen iyi misin peki? Ben iyiyim. Hayır, çok kötü.
ağlama. Hiçbir şey olmayacak benim oğluma. Hiçbir şey olmayacak. Olmayacak. İki pansuma. Sonra çıkıp gideceğiz buradan. Açmıyorlar işte. Ah, açmıyorlar telefonu. Ah, ne anan, ne ablan, cevap vermiyorlar. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım, aklıma bu kaydı. Nasıl bir gece bu babaanne? Nasıl bir gece ya? Ceren, Şeniz Hanım seni çağırıyor. Yok, yok. Yok, kabus göreceğim ben. Yok yani. Bundan sonra her gece kabus göreceğim ben. Zaten uyku düzenim falan da bozulacak. Enerji zaten yerlerde. İnsomnia falan olacağım anne ben. Bitti yani, bitti. Bütün sinir sistemim çöktü şu anda. Damlacığım, hadi saçlarını kurut da yat yatağına, tamam mı? Aha, ben Nurten Hanım'a söyleyeyim de sana rezene kaynatsın. Rezene diyor ya? Ben banyoda üstümden kan çitilemişim. Kadın gelmiş bana rezene diyor ya? Ya ölürse çocuk? Ya şoktan öldüyse? Benim yüzümden öldüyse? Ya benim yanımdayken ölüyse zaten? Ben eve ceset falan taşıdıysam? Damlacığım, ölmüş olsaydı ambulanstaki doktorlar fark ederdi herhalde, değil mi? Ölürse çok kötü. Öldüyse çok fena, çok fena, çok kötü karma yani. Allah kahretsin kötü karma. Hadi kızım, hadi. Kurut saçlarını da yat yatağa. Ha? Hadi canım, hadi. Ölmemiştir ya. Ölmesin yani, mümkünse ölmesin yani. Hay Allah, sofrada buz kesti. Söylendiğime bakma ama benim de sinirim, asabım bozuldu canım. Babaanneni şehit miyim diye sormadım da, küssek de biz de insanız yani. Üzüldüm, içim ezildi. Var mı abinden bir haber? Ceren, sana soruyorum. Çatı katına çık, bekle. Neyi bekleyeyim? Ve gelelim sana. Eşinizle konuşamadınız herhalde. Tabii. Kızınız yüzünden benim kardeşimin başına yine bir bela geldiği için vaktimiz kalmamıştır diye düşünüyorum. İtiraz etmeyeceksiniz herhalde. Damla yüzünden olduğunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Eşiniz bu gece bu konuyla ilgilenir. Ama yarın gündeminde ben olacağım. Siz dua edin, benim kardeşimin başına hiçbir şey gelmesin. Susup bakmak için çağırmadınız herhalde beni, değil mi? Kusura bakmayın, ben burada durup sizin konuşmanızı bekleyecek değilim. Kardeşimden haber bekliyorum ben. Onun dışındaki her şeyi yarına bıraktım. Sen kendine daha iyi sanan bir aptal mısın, yoksa psikolojik problemlerin mi var? Şuursuz megalomani falan gibi. Samimiyetle soruyorum. Bu bir çeşit şov mu? Yoksa daha vahimi? Sen gerçek misin? Yeter. Şeyiniz Hanım, yeter. Siz her canınız istediğinde beni karşınıza alıp hakaret edemezsiniz. Sen gerçeksin. Gerçekten. Sen gerçeksin. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Sen kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Siz beni o mükemmel soyadınıza da, o dünyanın 8. harikası oğlumuzun yanına da sabaha kadar yakıştırmayın. Ya babası yakıştırdı benim diyorum, babası. Üstelik üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Babası yakıştırdı.
babası üstüne para verecek kadar yakıştırdı. Peki ama kime? Seni kime yakıştırdı? Hadi gel. Gel de göstereyim. Şeyime aitti. Vallahi bak, yani böyle imalı imalı dedi oğlum. Git yukarıda bekle dedi. Yani neyi bekleyeceksen ben, değil mi? Niye geldin buraya? Burası o şeyin odası değil mi? Aa! Ne kadar kabasın küçük kız. Peki sen hiç şeyi gördün mü? Niye görecekmişim ben onu? Ben hemşire değilim. Beni ilgilendirmiyor o şey. Çok ayıp. İnsan hiç müstakbel kocasına şey der mi? Bak. Kocam seni kime yakıştırmış? Git. Git yakınlanma. Yalan, yalan, yalan. Yalan, yalan. Yalan, yalan. Yalan, yalan. Yalan, yalan. Kendini uyanık sanan küçük aptal. Oğlumla Cenk Karaçay'la evlenmek için üstüne para alacağına inanabilmek. Nasıl bir akıl tutulması bu? Aa tabii. Kendini beğenmiş de böyle bir şey olsa. Bakarsa! Bana dokunma! Hadi dokunma bana. Dokunma! Midenden daha büyük dertlerin var. O benim umurumda değil. Anlıyor musun? Benim umurumda değil. Kimin yatağına girdiğine dair en ufak bir fikrin yok. Değil mi? Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Ben de kocana giderim. Gider oğlumun beni nasıl kullandığını anlatırım. Her şeyi anlatırım. Sonra ne olacak? Buna ne diyecek peki kocam? Buna ne diyecek? Bilmem. Anlat bakalım ne diyecek. Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanma. Ama istersen dene tabii. Dene ve gör. Sen daha ne olduğunu anlamadan Cenk'in arkasından su dökerken bulursun kendini. O Amerika'ya geri döner. Gününü gün eder. Peki ya sen? Agah Bey'e gittin. Olmadı. Peki sırada kim var? Anne. Hadi git annene ağla. Evin oğluyla yatıyorum diye git annene ağla. Peki annen seni nasıl avutacak? Kızını kolundan tuttuğu gibi köyüne götürüp bulduğu ilk hayırlı kısmete bedavaya kakalayarak. Uzun bir geceydi. Ağırlık mevzulundaydım. Bak kim geldi. Sen gece affettin ben. Yarın gece telafi edeceğim ya. Cenk ve kadınları. Biraz kalabalık olduğunu söylemiştim. Hadi topla kendini. Geldi, hadi git oğluma ağla. Anlat hikayeni oğluma. Bakalım onu bir kere daha güldürebilecek misin? Thank you.
Ara sıra uğra bana. Yakında bu mumları kocanla romantik yemeklerde yakacaksın. Niye ameliyat ediyorlar? Söylesenize canım, anlatsana şunu bana. Ne? Ah! İç kanama mı? Ay canım benim. Ah, o benim. Ah, evladımı emanetti. Ah, ah, civanım. Ah, civanım. Ne oldu sana? İyi misin? Annenle mi konuştun? Civan'a mı üzüldün? Ben de dua okuyacağım şimdi. Haddimi indireceğim. Kızım bir şey söylesene. Bakma öyle deli deli. Ha? Kızım ne oldu? Hocada karı çağırmıştı. Bir şey mi yaptı sana ha? Bağırdılar mı? Çağırdılar mı? Söylesene ne oldu? Hiç. Hiçbir şey yapmadılar. Babaanne. Diye süt diye karışamaz oldun. Kaldın böyle. Sen oğlumla evleneceğine gerçekten inanıyorsun. Kendini oğlumun yanına yakıştırıyorsun. Bak, kocam seni kime yakıştırmış? Ne yapacak sanıyorsun? Oğlunu zorla nikah masasına mı oturtacak? Kapısından kovduğu, paçasından silkelediği kıza gelinim mi diyecek? Hiç sanma. Ama dene istersen. Benim oğlum senin gibi onlarcasıyla eğlenir. Biz adlarını bile bilmeyiz. Yemin ederim siz benim adımı unutmayacaksınız. Thank you.
yavrum. İçime dert oldu. Sende bir haller var. Ha? İyi misin? Biz buraya niye geldik babaanne? Ne? Nereye niye geldik? Buraya. Bu köşke. Biz İstanbul'a niye geldik babaanne? Kızım yine başlama Allah aşkına. Cihan hastanede. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler mi? Ben sana hatırlatayım o zaman niye geldiğimizi. Biz seninle bin tane numarayı niye çevirdik babaanne? Ben niye kendi nişanlımı dövdürüp kendi adımı koca Antakya'da diline doladım babaanne? Ben niye ablamı anneme ismi yolladım? Ya ben niye evimizin yanmasına sebep oldum? Neden ya, neden? Elimde bir toz beziyle gelin olacağım evi temizlemek için mi? O iğrenç insanların pisliklerini temizlemek için mi? Bak. Bak bunlara bak, bak. Bak bu yerdekilere bak. Bunlara da bak. Bunlar benim için tarih oldu babaanne. Ben buraya gelirken arkamda bir kül yığını bıraktım. Niye bıraktığımı da unutmadım. Şimdi sen bir söyle bakalım. Ben buraya evin oğluyla evlenmek için gelmedin mi babaanne? Şey... Yani... Öyle mi değil mi babaanne? Öyle. Öyle tabii ama sen de gördün babasını. Olmaz artık o iş. Hem ortalık da karıştı. Bak, gözünü seveyim. Rahat dur. Başımızı belaya sokma. Bu saatten sonra olmaz o iş. Öyle mi? Bu saatten sonra olmaz o iş diyorsun, öyle mi? Bunu söylemek için sence biraz geç kalmadın mı babaanne? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asıl ne olacaksa bu saatten sonra olacak. Ya hep ya da hiç babaanne. Allah'ım. Allah'ım bu kıza mukayyet ol. Thank you.
Ablacığım gel. Aslanım benim, civanım. Al bak, tam senin sevdiğin gibi yaptım bak. Ekşi ekşi al. Oh, şifa olsun diye canım benim canım. Ablacığım dur, böyle daha rahat oturursun. Eyvallah, eline sağlık babaanne. Anneciğim hastanede çok yoruldun. Hadi otur, ben yaparım. Benim civanım sağ salim çıktı Allah'a şükür. Bana yorgunluk falan koymaz artık. E tamam hadi, bebek yaptınız beni ya. Bebesin tabii. Bebesin. Ah, elime doğmuş çocuğum dediğine bakın. Hadi ye sen, ye. Al yavrum. Al hadi, ye, ye. Kızım, gel sen de otur sofraya. Geçmiş olsun civanım. Ben, yani biz hepimiz çok korktuk sana bir şey olacak diye. Sağ ol. Eksik olma. Kızım nereye gidiyorsun? Otur bir şeyler ye. Tokum ben. Al sana. Abla, kalpleri mi sayıyorsun? Daha ne kadar uzatacaksın? Tabii ya. Tabii. Bir haftadır annem yok, kaldığın yerden devam etmek istiyorsun değil mi? Sinsisin kızım sen. Sinsisin işte. Ben senin niyetini biliyorum ama. Küstüğümüzü annemin gözüne sokup annemi üstüme salacaksın değil mi? Annemle benim aramı bozacaksın değil mi? Abla bakar gibi bakma bana. Ben hiçbir şey yapmadım. Abla. Aptal. O adam seni niye istemişti? Ben kurtardım ben. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Of ya.